Ve nüfus artışı başlamış bu sırada. Espiyokrasi. Videosunu yaptım onun. YouTube'da var. Yaz Şişmanlar TV Espiyokrasi diye ya da bomba gibi bir oyun geliyordur. Belki başlığı öyle bir şeydir. GTA 6 ne zaman çıkar? Ya çok güzel oyunlar geliyor gençler. Vallahi hiç şeye odaklanmayın bence. Paradox'a çok aşırı odaklanmayın. Gerçekten çok güzel oyunlar geliyor ve Paradox'u sallayacaklar geldiklerinde. Eyvallah, görüşürüz Electus. Surviving Mars'a yeni DLC gelebilir. Onun ekibi başka abi ya. Gelebilir illaki de. Onun ekibi başka. Surviving the Aftermath'e geldi bir DLC de. Surviving the Aftermath'i pek atasım yok. Oyunun ilk zamanlarında çok attım. Sonra neydi o oyun? Bir tane daha oyun var. Post apokaliptik. Endzone. Endworld müydü? Endzone muydu? Endworld'du galiba. Onu oynayınca oyuna biraz soğudum. İki tane DLC yaptılar sonradan Surviving the Aftermath'e ama hiç bakasım gelmedi açıkçası. Soğuk Savaş dönemi bence çok zevkli olmaz. Majör Devlet aslında. Ajanlık üzerine yaparlar. Espiyokrasi öyle olacak çünkü. Ajanlık üzerine dönecek. İçeride yapabileceğin işte şeyler olacak. Afyon fırladı. Ahşap firkatin fırladı. Japon'a ne zaman çıkacağım? Çıkarım. Hazırlıyorum da Kore'ye gideceğim büyük ihtimalle önce. Vasal yapabiliyormuşum. Frostpunk oynadım. İkincisi geliyor. Frostpunk'ın hikayesini yayınlıyorlar bu sırada Twitter'dan. Takip etmiyorsanız takip etmenizi önerebilirim. Hikayesini merak edeniniz varsa. Bereket kenti. Zenginler yine çok zengin galiba. Göçene gerek var lan, ülkeye adam sığmayacak demiş. Kocaman bölge nasıl sığmıyor? İmparator elini vurdu. Yani umuyorum ki o eğiliydi. Elini vurdu, %32, hadi bakalım. Ah, buğday tarlaları geliyor. Bunlar da bize şey olarak, şarap olarak geliyor bu sırada. Şarap için basıyoruz. Tütün açığımız vardı lükste, ondan geliyor. Tomrukçuluk açığımız vardı, odun ve kereste. Kurşun madenleri, camlar için kömürler falan. Bir bakalım yine fiyat dengesi. Aynen, kömür lazım zaten. Alet biraz iki arada bir derede. Boya fena değil. Kurşun ucu ucuna. Lokomotif kurtarıyor. Çelik kurtarıyor. Bunlar iyi. Sülfürün fiyatı çok ucuzlamış. Sülfit kağıt yapıyoruz aslında. Sülfürü başka burada da kullanabiliyoruz. Heh. Ama kömürün yine fiyatını arttırıyor. Yapacak bir şey yok. Ben patlayıcıları açmadık da açınca şey yaparız. Raylı ulaştırma. Abi bunları ekleyeceğim. Bunları eklesem daha iyiydi tamamen. Raylı ulaştırma sıçtıracağız etrafa. Madenlerden çekeceğim birazdan. Raylı ulaşımın fiyatını yükseltmeye çalışıyorum ki demir yolları kar etsin. Bak, çayır çayır kar ediyor. İmparator da her şeye destek veriyor. Ha, imparator pardon. Surviving Mars'a multi gelse harika olur. Bence yeni oyun yapıp şey yapabilirler ya. Multiplanetli bir şey yapabilirler onu. Farklı farklı gezegenlerde farklı farklı sıkıntılar çekerek yerleştiğin, koloni kurduğun bir sistem. Bence daha güzel olurdu. Yani sadece Mars'tan ibaret değil de atıyorum Neptün'e gidiyorsun. Orada da işte Neptün'ün kendi sıkıntıları. Ne sıkıntısı var işte. Varsa atmosferinde falan. Onlarla uğraştığım bir şey olabilirdi. Devletin din, otokrasi ve ulus politikası Çin halkı ile bir olduğu, imparator ve mutlak otoritesini sorgulamaya cüret eden çok az kişi kaldı. Selam olsun sana dersek şey falan oluyor. Sadık asimilasyon. Din değiştirme. Sadık asimilasyon olsun. Kaan abi çok açgözlüsün. 400 milyon adam besliyorsun. Hala göç istiyorsun ama ondan sonra birini altın alınca ben bunun için besleyeyim diyor. Daha kontrollü besliyorum. Tamam oğlum, saldıracağım, tamam. Ekonomi toplasın. Bekle 2 saniye. Yapmamız gereken binaları yapalım. Müzik çok güzel, ağlayacağım. Başka ülkem Çin'e çok ilgiyi çoktan ekledim. İlişkimiz de yakın değil ama saldıramıyorum. Bir fikrim var mı neden saldıramıyorum? Yani ilişkin nötrse ve ilgi alanındaysa saldırabiliyor olman lazım. İlgi alanını ekleyememiş olabilir misin?
Tek ısırmış şerefsiz. Ne ara ısırıyorlar. Çok kültürlülük kanunu çıkarmasını en çok entelektüeller destekliyor ve bu kanuna uymaya kendi kadrolarından başladılar. Kazak bir siyasetçi kendi kültürünün büyük Çin topraklarında kabul edilmesi mücadelesinde liderlik rolünü üstlenebilir. %20 veriyor. Evet lütfen. %40'a çıktı. Çok engel olan bir şey olmadığı için genelde bakın eventler hep bonus bonus geliyor. %20 %20. Engel olan bir şey olsaydı biraz daha uğraştırırdı da. Oh, afyon fiyatı biraz daha dengelenmiş. Bizim hala da daha çok afyona ihtiyacımız var. At başı pompayla onu dengeleriz. Tuğul uçmuş. Tuğul. Allah gitmiş tuğullar. Bunlar gelecek. Tuğul lazım. At. Oldukça fırlat. Yani ülke çok güçlü başlıyormuş. Ben bu ülkeyi 1930'lara getirdiğimde coşar gider bu ülke. Kaldırabilme işini tam çözemedim. İlişki bozmanız lazım. Söylediğim Planet Base'de var. Hiç görmedim abi, bir şey diyemiyorum. Bakmam lazım. İlgi alanında, evet ilgi alanı anında işlemiyordu. O da demiş atalı bayağı oldu diye, yanlış görmediysen. Bunlardan bir tanesini ata. Silahlı kuvvetler nice. Yani. Başka? Yeter şunlar gelmesin ya. Son aldığımız herif kimdi? Hang Ding Chan. Gel bakalım. Lan alimmiş. Herifi güçlendirdik. Son komutan o değil mi abi? Siktir ya. Ne diyeyim? Monarşiyi yıkmamız lazım. Her at başı dediğinde gene neye laf ediyor diyorum. Sonra pompayı duyunca anlıyorum. Pompa. Pompa daha normal tabi. Ekmek elden su gölden. İşten kovulmasın abi, kalsın herif diyeceğim. %10 moral hasar yiyor. Siktir git. Abi komutan alamıyoruz. Tecrübeli topçu komutan. Oha. Sanayicilerin bir tane var. Güzel. Oboi Chun. Diğerini de güçlendirmemiz lazım ama. Bu şu anda en güçlü saldırı komutanı. Alimler yine güçlendi anasını satayım. Hay be ya. Neyse kırarız güçlerini illa. Güzel. Çok kültürlülük de geçti. Afyon pahalı. Afyon'u koyduk muydu? Koyduk. Afyon'u daha da arttırmak istiyorum. Çünkü askerlere de vermeye başlayacağız ya. O biraz sıkıntı yaratabilir uzun vadede. Atlayıcıyı da arttırın. Gıda fabrikamız da olmayabilir bizim bu sırada ya. Bakmadım ama. Evet, gıda fabrikası yok memlekette. Yap her yere. Ne zaman savaş yaparız? Herkesin aklında o soru. Yapacağız, yapacağız. Kömür, kurşun. Ne alemde bunlar? Sülfür çok ucuz mesela. Kurşun dengelemiş de. Sülfürü biraz kıracağım. Sülfür bu kadar kömür kullanmasın. Ve alet de kullanmasın. Sülfürün fiyatı birazcık artmalı. Tamam, çok az arttı, dengelendi bak. Güzel. Böylelikle demir, şey kömür de rahatladı. Aletler de rahatladı. Aynen öyle. Ulaşım fiyatı uçuyor. Daha çok demir yolu lazım. Acelem yok ama o konuda ya. Diyalektik. Hemen felsefe bölümü. Seküler yapamıyor muyuz? Devlet dini. Ha, devlet dininden kurtulmamız lazım. Konfüçyüsler bizi mahvediyor. Birazcık orduya oynamaya başlayalım artık. Değil mi? Darbeli çakma. Gel bakalım.
Çetin yarısı savaş diyor. Şahsen ben de diyorum ama sen dünya barışan git, demokrasinin beşiği, barışın beşiği Çin ol demiş. Şaşırtmıyor ki chat beni abi, hiçbir zaman. Chat her zaman savaş çığırıyor. Barbar gibi savaş çığırıyorsunuz. Lüks mobilyayı da çak. Para var, huzur var, çak. Ama hardwood yok. Silahı etkiler, bu da Rus'tan çekeriz. Lüks mobilya ne oldu mesela? Of. Ruslardan odunu alıp mobilyayı satacağız, mis gibi. Kan komünist olmadan ne olursan ol, demokrasi lideri ol bence. Kapitalist oluruz. Seni mi kıracağım? 6.54 milyon yatırım havuzu var şu an. Birikmeye de devam ediyor arkada. Ekonomi yasasını değiştirdiğim an değişir yalnız onun şeyi. Aa, onu değiştiremiyoruz. Sanayiciler yok çünkü. Monarşiyi yıkabiliyor muyum? Yıkabiliyorum aslında. Parlamenter cumhuriyet falan, ama otokrasi varken nasıl yapabiliyoruz ben de bilmiyorum. Devlet dinini bir kaldırmak lazım. O da çok kuvvetliler yine. Ve herkes karşı çıkıyor. Ne biçim iş? Entelektüel yok memlekette. Ya şu an olacağı şeyi söyleyeyim. Hükümeti açıyoruz. Bunları atıyoruz. Bunları alıyoruz. Tamam. Kanunlara geliyoruz. Müdahalecilik. Aslında Lazesfer benim için daha iyi bu sırada. Lazesfer'ı çakıyoruz memlekete. Nihilizm mi? Lan event'e tıklayamadım. Event'e tıklayamadık. Ne çıktı bilmiyoruz. Selam. Halkımıza en küçük kemiğinin içindeki iliği bile sömürelim. Ha, şu an orta seviye vergi alıyorum aslında halktan. Birazcık vergiyi düşürebiliriz inşaatı zırt pırt büyütmek yerine. Hayat standardı da artar. Rahatlarlar. Gidin. Hop, demir basma. Demir çok fazla var. Demir basma. Afyonlar gelsin. Boyalar. Boya da bu kadar lazım değildir de neyse. Atbaşı pompası gelince götümüze kaçacak bu kadar plantasyon. Kömür, alet. Belki alete bile bu kadar gerek yok. Tamam, silah. Silah önemli. Orduyu modernize etmeye gideriz. Lazesfer ne? Lazesfer liberal ekonomi. Ona geçtiğimizde sanayicilerin falan şey katkısı, yatırım havuzu katkısı artacak. O yüzden Lazesfer'e geçmeye çalışıyorum şu an ekonomide. %50 bonus veriyor. Şu an sanayicilerden %10 alıyoruz. Gücü %18'i geçerse %20 bonus alacağız. Lazesfer'dan da %50. Totalde %70 yatırım havuzu katkısı olacak. Adamlar karından yatırım havuzuna aktaracak. Ben de inşaatlarımı, özellikle sanayileri yaparken onların şeyini kullanacağım. Yatırım havuzunu. Demokrasi yakışır gibi. Geleceğin kız Çin evlatları buna muhtaç demiş. Kaan, bir şey sormam lazım. Japonya ile oynuyorum. Yıl 1900. 1000 ile inşaat yapıyorum. Anlamadığım bir şekilde gelirim 1-2 yıl 300k oluyor. Sonra eksi 300k'ya düşüyor. Camı çeliği ucuz yapsam bile gidiyor eksiye. Bu bir bug mıdır? İnşaatı durdurup başlatıyor musun? Lazesfer Fransızca bırakın yapsınlar. Al işte liberalizm. Liberalizmin özü arkadaşlar. Aman koy götünü. Liberalizm. Böyle bir şey. At arabasından %400 vergi. Herkes trene binmek zorunda kalıyor değil mi? Sürekli inşa ediyor. İnşa ettiklerim de tarla vesaire. Tamam, ondan zarar ediyorsun. Ekonomin şey değil mi? Lazesfer veya korumacılıktadır. Korumacılık değildir de Lazesfer'dir. Yanlış mıyım? Hooded Horse neymiş ya? Manor Lords da onlardaymış. Evet. Onlar çok hızlı büyüdü. Terra Invicta'yı da onlar dağıtımını yapıyor. Onlar küçücük bir firmaydı. O kadar güzel oyunları var ki şu an. Clan Folk var mesela Steam'de indirimde şu an. Baktınız mı hiç? Çok eğlenceli. İskoçya'da geçen Rimworld kafasında bir oyun. Onu da dağıtım onlarda. Diyorum ya, paradoksu sallayacak onlar, geliyor.
Knights of Honor geliyor. Knights of Honor iyi çıkarsa sen o zaman gör bombayı bu sırada. Ne EU kalır ortadan ne Total War kalır. Pata pata vurur ikisini de. Çin'de herkesin evinin önünden tren geçiyor. İyi yayınlar dostum. Umman serisi ne zaman gelecek? Hoş geldin. Senin videoya bakıp geldim. Hoş geldin. PVE burada mı? Korumacılıkta evet. Tamam. İşte ondan dolayı yatırım havuzunu kullanmıyorsun. Mouse'unu götür buraya bak. Yatırım havuzunu şu an ben kullanmıyorum, görüyor musun? Yatırım havuzu var ama kullanmıyor. Neden? Çünkü gelenekselcilikteyim. Bunlara para gitmiyor. Lazisphere'a geçtiğimde her fabrika yaptığımda para gidecek. Ama devlet binaları veya plantasyonlar yaptığımda para gitmeyecek yatırım havuzundan. Eskiden gidiyordu, yeni peşte düzelttiler bunu. Ah, çatışma piyadeleri geldi. Manor Lords hala beta mı? Manor Lords daha çıkmadı zaten. Bugün şeyi sormuş. Menüdeki ayarların görselini nasıl yapalım diye sormuş. Onu oyluyorduk. Çok enteresan adam ya. Her şeyi soruyor. Seviyorum yani sorması bence güzel bir şey de. Sormadan yapmasın da daha hoş olurdu tabii. Knights of Honor 2 grafiklerini sevemedim. Aa, ayıp ettin. Paradox biraz tekel durumunda şu an. İşte Hooded Horse kırmaya geliyor onu büyük oranda. Çünkü her sektörden oyun yapıyor şu an. Bu alandakiler özellikle. Baktığınızda Espiocracy önemli bir oyun. Terrainvik de çok önemli bir oyun. Çok sevildi. Terrainvik de bayağı sevildi ama zor. Oynaması zor. Mesela Stellaris'ten bence daha güzel. Ben daha keyifli buluyorum ama multisi yok. O sıkıntı. Küçük olduğu için firma ve sadece dağıtım yapıyor bu sırada. Kendisi yapmıyor oyun. Hooded Horse. Dağıtımları yapıyor. Yani güzel oyunları var. Old World mesela. Civ'e karşı da Old World diye oyunları var. Civ'in eski yapımcıları. Civ 4'ün yapımcıları yaptı o oyunu. Bir gün oynamıştım ben şeyde yayında. Çok benlik değil ama yine güzel oyun. Bunlar ne yiyordu? Hardwood, demir. Hardwood biraz sıkıntıda ya. Memlekete bir türlü yetiştiremiyoruz. Hele bu tersaneye geldi mi hiç yetmeyecek zaten de. Bunları dengeleyelim. Çin'deki hızlı trenleri görünce bizim trenler tosbağa gibi. Oyunu Türkçe yapamadım. Hala yapabilen var mı? Bir, ya launcher'dan yapacaksın. Ya da iki, belgelerdeki Victory 3 dosyasını sileceksin. Tekrar oyuna gireceksin. Launcher'dan işaretleyip öyle gir Türkçe'yi. İktisatçı adam Smith'in devlet müdahalesi yerine liberal ekonomi için söylemedir demiş. No, Lazisphere mı? Espiokrasi arayüz ve konu olarak Terra'nın soğuk savaş ve günümüz haline benziyor. Aynen, tam paradoks kafası geliyor adamlar o zaman. Evet. Tur bazlı oyunları sevemiyorum. Kaan zamanımı çalıyormuş hissi veriyor bana sanki. Yani ben katılmıyorum. Terra bu sırada tur bazlı değil ama tur bazlıymış gibi bir şeyi var, havası var. Kasmaya başladı bile o. Çin hakikaten kocaman ya. Tamam, çıkarma süresi. İyi. Ama kırsal kesim mutsuzmuş, yapmayın ya. Zaten teknoloji yayılımını kırıyor yavşaklar. Daha da kırmasınlar. Sanayiciler güçlenemiyor bir türlü. O kadar şey yapıyoruz, fabrika yapıyoruz, bana mısın demiyor. Fabrika yapıyoruz demişken o kadar hakikaten yaptık. Topçuları mopçuları bunları güncellememiz lazım acilen. Güncellemezsek yaptığımız fabrikalar kar edemez. Malı satacak yer kalmaz. Fiyatlar düşer. Hah, bak dengeledim biz. Ticareti biraz kısar. Fiyatları dengeler, üretimi arttırır. Böylelikle bizim askerler de hazır olur. Adam Smith adam değildir. Adam olan Keynes'tir demiş. Peki. Keynes veya. O konuda Terra çok güzel. Tur bazlı ve akan oyunu birleştirmiş. Terra'nın güzel kısmı bence dünyadan başlayıp bu işe daha sonra uzaya çıkmam ve uzayda uğraşmam. Biraz XCOM'un
strateji hali gibi hissettiriyor. O his güzel bence. Öyle olması güzel yani. Düşük pazar, verimsiz ticaret. Silah tabii içeride kullanınca dışarıya oldu. Bomboş. Çin'in o kadar gayri safisi var, prestiji var. Nasıl oluyordu? 10. oluyor. Tanınmayan güç. Tanınma savaşı açacağız şimdi. Tanınmış olacağız. Halledeceğiz. Şunu yalnız daha fazla kötüleştirme. İyice boku çıkmış bunun. Adamın itin götünü atmışız. Hera çok güzel falan ama kesinlikle o arayüzü geliştirmeleri lazım. Özellikle de teknoloji ağacını. O teknoloji ağacı nedir ya? Aha, bir topçu komutan daha geldi. Kim? Guan Shen. Guan, 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 gel buraya. Topçu komutanları falan çok önemli ya. Saldırıya bonusu olan komutanı direkt check-in kullanın. Oyun loadinglerini daha kısa tutsa daha çok hoş olur tur beklerken. Hangi oyundan bahsediyorsun Koray? Yeni oyun çıkması pek heves vermiyor. Uçuk fiyatlar mesela, en son çıkan kod oyunu 1100, ben bunu nasıl alayım demiş. Haklısın ama bundan sonraki oyunların ucuz çıkacağını söyleyemeyiz bence. Ha, bu bir sorun mu? Evet, sorun. Ama hani yapacak bir şey yok. Bu artık normlaşacak. Birisi YouTube'da bana bununla ilgili şey yaptı, bu zerzenişte bulundu. Normal değil abi fiyatlar, normal diyerek normalleştiriyorsunuz gibisinden bir söylemde bulundu. Benim fiyata normal demem veya dememem bir şey değiştirmiyor. Fiyatın normal olup olmaması tamamen ekonomiyle alakalı bir şey. Yani ben hayır bu fiyatlar normal değil diyemem. Bir, Steam'e bir şey diyemem. İki, oyun firmasına bir şey diyemem. 3. Çünkü yani önce ekonomiye bakmam gerekir. Anlatabiliyor muyum? Sen o oyunun fiyatını dolara çevirip şeyle, Avrupa ile kıyaslıyorsun. Bizde yine daha ucuz oyun. Durumu öyle olunca hani kalkıp da şey yapamazsın yani, suçu Steam'de falan veya başka bir firmada şunda bunda arayamazsın. Aramak ahmaklık olur. Lanet olsun Steam'e, ne kadar pahalı satıyor oyunu. Ulan adam sanki hani her yerde ucuz da Türklere kitliyorlarmış gibi yorum yapılıyor. Ben ona çıldırıyorum. Devlete bir şey diyemem. Garfield. Konuyu değiştirmemiş miydik lan biz? Ben değiştirdim diye hatırlıyorum. 10 yaptılar, yat kalk ona dua et. Aynen öyle, 20 de yapabilir değil. Beklenti deyip 20 yapabilir, 15 yapabilir. Neden yapmasın ya? Yani? Gibi olmuş. Biz de şu an Afyon ne alemde? Biz Afyon'u geçirdik mi hatırlamıyorum ama. İyi, normal. Kışlalar kullanıyor mu? Çok az kullanıyor. Neden? Hayır, geçirmemiş. Geçir. İnflak mermili obüs topu. Top üretimini de arttırıyoruz. Birazcık silah pahalı olacak bunu yaptığımız için. O da zaten ticarete harcıyorsak bir şey olmaz yani. Ki ticarete gidiyor. Yine birbirlerini dengeliyorlar ya. Topları da sat. Kime satıyorsun? Sat. Sihlere sat. Burmaya sat. Yivlemeyi de açalım. Tüfekler açılsın. Bence kimyasal tesislerden önce artık birazcık mühimmat çatışma piyadesine geçeceğiz çünkü. Adamlar Apple gibi davransa oyun falan alamayız demiş. Yani. Sol üste baktım, 27K'yı gördüm. Dedim ki ne güzel, radikali olmayan bir ülke. Sonra bir daha baktım, 27K değil 27 milyonmuş. Evet, 400 milyon da yalnız bu kadarı bence az ya.
Bence güzel yani, dengeli. Ki daha iç işleri falan, iç işleri açtık galiba. Üniversite. Yok, iç işlerini şeye çevirmedik. Ulusal muhafızdayız galiba. Yo, hiç çevirmemişiz aynen. Biraz esferi yaptıktan sonra yavaş yavaş onları da halleneceğiz. Aleyküm selam. Hangi şerefsizler Sintan? Kim o göt? Bunlar bir yapılsın. Bir Kore'yi alalım. Üstüne gidelim, bir Rusya'ya bir tokat atalım. Kendine gel göt deyip. Bir herifle savaştığımızda ticaretimiz de büyük oranda çökecek. Çok fazla çöksün istemiyorum ticaretim. Hala gayri safi de birinciyiz. Nüfusta birinciyiz. Kolay kolay da aşılacak bir durumda değil diyeceğim. Fransa yaklaşıyor bayağı. Prestijde de fena değiliz. Hayat standardımız çok düşük sadece. O da muhtemelen bu kadar nüfusa iş bulamadığımız, besleyemediğimiz için oluyor. Ne ara 3 ay geçti. Aynen ya. Şeyi de aldı. Suriye'yi aldı, kaybetti. Halep'i aldı. Orada şey yani, Trablus'u kaybetti ama. Sanırım Etzel. Emin değilim. Şey yapmadım, oynamadım. Düşük pazar. Yetersiz vergi biraz canımı sıkıyor ya. Çok fazla. Ya mühimmatlar geldi mi? Geldi. O zaman çatışma piyadesi. Hah, yivleme geldi. Bak çok güzel zamanlarda geliyor. Tüfeklere geçiş yapıyoruz. Çelik fiyatı fırlıyor. Oy. Öngörülmemiş bir sıkıntı. Koymuşumdur çelik ya. Koymamış mıydım? Koymamış. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Aytekin teşekkürler. 18. ayın kutlu olsun. Merhaba, tanışalım mı? Bizler hiç tanınmayanlar demiş. Lan böyle süslü süslü konuşuyorsun göt. Elektrik. Bence güçlendirilmiş. Aa, gerçi para kaybediyoruz. Dinamiti açalım. Ondan sonra gidelim firkateynleri güçlendirelim. Çelikleri de atmamız lazım. Askeri teçhizatta modernleşme. Şu an çelik lazım, yoksa ülke ekonomisi bir sarsılacak. Ayo, gerçi toparlamış arayı, tamam. Ulaşımda ciddi bir sıkıntı var. Daha çok tren yolu lazım memlekete. Hadi şu yasa geçsin %14'le. Oynadığın en zor ülke hangisiydi? Avustralya biraz zordu. Ama şeyden dolayı, yani komünist yapmaya kalkıştığım için. En merak ettiğim ülke. Hoş geldin Erkin. İmparator dahil oldu. Yapıştır. Kırsal kesim çıldırıyor. -13 oldu herifler. Radikalleştiler. Çok hoş bir durum değil ama ne yapayım. Pazar. Bürokrasi eriyor bu sırada. 2 küsür K'daydı. 1.8'e düştü. Biz vilayetleri birleştirdik değil mi? Aynen. Üniversite sayılarını biraz arttırmak lazım. Şu an cap'e yakınız ama okul mokul açmak lazım ya. Okulu hala açamadık. Oh, çelik fabrikası aktı memlekete bir anda. Cayır cayır çelik. Mühimmat falan yetiyor şu an, gayet iyi. Silah yetiyor, mühimmat yetiyor, top yetiyor. Her şeyimiz var. O zaman bismillah soluğu Kore'de alarak başlayalım. Rusya meyilli. Gelirse kafasına indirebilirim şeyi. Geldi. Tanınmaya zorla. Haydi bakalım. Kaldır bütün generalleri. Büyük ihtimalle
Kore geri adım atacak ama atmazsa vur. Tecrübeli saldırı planlayıcı, tecrübeli topçu komutan. Oğlum çok iyi lan komutanlarım. Harbiden çok iyi komutanlarım yani. Gelenekselci komutan. Ne olur ne olmaz çıkartmasın mı? Bu nasıl bir korkudur ya? Lütfen geri adım atma. Lütfen geri adım atma. İkisine de ihtiyacım var. Lütfen geri adım atma. Tanınırsak ilk 10'un üzerine çıkamıyorum şu an şeyden, tanınmayan olduğum için. 10'un üzerine çıkmamı sağlayacak. Abi geri adım attı ya. Ha. Rusya, Avusturya karşımıza geliyor. Tanımaya zorladı. Yapalım. Bu da endişeli. Avusturya'dan da savaş tazminatı almamız yok mu peki? Rusya'dan da al. Hadi bakayım. Gofan. Ya yeter, şunlar hep aşağı kaymıyor mu? Çıldırıyorum. Uzman saldırı planlayıcısı. Bir tane de garnizonda kalsın olmalı ya. Sen gelenekselci. Seni gönderelim. Çıkarma gelebilir ya, o yüzden tamamen gitmeyeceğim. Japon'a yeriz Japon'u. Onda sıkıntı yok. Japon şimdilik kalsın. Acelesi yok Japon'un ya. Bakkaliye üreteceğiz. Yoktu hiç. Üretmeye başlayınca tüketim de başladı doğal olarak. Bu da biraz hayat standartlarını arttıracak memlekette. Onun dışında kıyafet ölmüş. Kıyafet yetişmiyor memlekete. Acil kıyafet. Ha, savaş çıktı. Ha, biz 5x'teyiz. Ben diyorum ne kadar hızlı oluyor savaşlar. Üf. Üf, Çin akışı. Hırslı ve topçu komutan. Hadi bakayım. Solda ufak bir cephe mi var? Ya şu an bir şey yok. Komple cephe beraber. Burası da bununla dahil. Şu koca cephede sadece bir tane çatışma çıkıyor ya. Sakalin götüme mi sokacağım? Bıyıklı Çinli mi olur amına koyayım? Bizim kral ne alaka demiş. Bizim kral mı? Biraz şeye benziyor. Ramiz dayıya benziyor. Uzman siyasi cambaz. Üçüstçüler düşün artık. Sanayicilerin yükseliş vakti. Bakkaliye ne oldu? Oh oh oh, tüketim nasıl artıyor bak. Ucuzladıkça, yani biz fabrikasını basıp ucuzlattıkça daha çok tüketiyorlar. Güzel, zaten kocaman halka anca yeter. Rusya ile savaşa girdiğim için de şey bitti. Kereste bitti memlekette. Biraz kıtlık yaratabilir bazı şeyler daha. Özellikle askeri mallarda. Güney Çin sendin değil mi? Terfi et. Arkamıza bir çıkarma gelmiyor da. Ta burada savaş mı dönüyor? Ama bence bize daha faydalı bu savaş şu an ya. Birazcık kredimiz var ama Laser Sphere çıksa aslında bitecek bütün mevzu. Dur dur. Para bir düzelsin. Düzelmiyor. 14.5 milyon yatırım havuzu var. Acilen yasanın geçmesi lazım. 4x yap yine ya.
Tertemiz dövüyoruz bu sırada. Savunmada dövdük, saldırıda dövdük. Hadi bakayım aslanlar. Çin'in güzide komutanları. Nasıl vuruyorlar? Yiğitlerim benim. Hat piyadesiymiş karşısı bu sırada. Gayet iyi. Komutanlarımız iyi ya. Saldırı komutanları özellikle bayağı iyi. Aha filo savaşı. Of. Filoda da Danimarka filosuna dayak atıyoruz. Aman ya Rabbi neler yapıyoruz böyle. Aman ya Rabbi neler oluyor böyle. Danimarka filosuymuş. Götümün kenarı. Çinli ve az ölüyor. Olabilecek en kötü senaryo. Monarşiyi de derdest edersem tamam bu ülkenin durumu ya. Burada ilerlememiz bayağı sürecek, çıkarma mı atsak ya? Hoca cephede birer birer çatışma oluyor ya. Bir tanesi çok iyiydi bunların. Yaman savunmacı, tecrübeli topçu komutanı bu. Rinşen Borjigin. Rinşen Borjigin'i taşıyabiliyor muyum? Dal Estonya'ya. Vallahi taşıyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Leo görev vermiş miydin? Kıyı koruyorlar. Lazes Feyre'a geçince inşaat ettiğimiz her şey havuzdan mı karşılanacak? Fabrikaların hepsi. Zaten 413 milyon nüfusla milletin içinden geçersin. Yani... O bir de yani 300'lerde bir şeydi, ölüyordu millet. Şimdi artışa da geçtik. Bir de sağlık sektörü falan getirsek hepten coşacağız. Ve çok fazla şey lazım ya. Eğitim. Selam Enis. Aleykümselam Hüseyin'cim, hoş geldin. İyi gidiyor yavrum. Senden ne haber? Senin nasıl gidiyor? Arada bakalım da çıkarma ne oldu diye. Aha! Muharebe çıktı. Deniz muharebesine bak. Pataküte, pataküte, pataküte. Gemide de bir dünya markasıyız ya. Ulan. Asus dedeye ne oldu? Bilmiyorum ki. Şeyim yok. Öyle bir günlük muhabbetim yok. Yoktu, yok da yani. Buralarda falan yok mu hiç demir yolu? Hah. Demir yollarını fırlat. Abi şu kemanın güzelliğine bak. Çıldırıyorum. İş falan bulduk. Ne işi? Yok ya, Çin keyifli, bayağı keyifli. Oyunda Lazes Feyre 15 yıl önceden geçebilirdim. Ona yanıyorum. Oyunum kurtulmuştu. Sağlık olsun. Bir daha yaparsın. Ne olacak? Oğlum oyun çok keyifli bu sırada. Arkada ben şu an yayını yaptığım için yapamıyorum ama arkada müzik, bir dizi, bir şey açıp böyle oyunda oturup sanayi kasmak yavaş yavaş. Ben seviyorum ya toplamayı, ülkeleri falan. Çok keyifli oluyor bence.